Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Malik bin Dinar'a radiyallahu anhu tövbe etme sebebini sorarlar. Malik bin Dinar radiyallahu anh da kendi tövbe etme sebebini şöyle açıklar. Ben kendi zamanında bir zabıtaydım ve çok içki içiyordum. Kendime bir cariye aldım ve o cariyeden bir kız çocuğu doğdu. O kız çocuğunu çok sevdim. 2 yaşını tamamladığı zaman vefat etti. Kalbim çok kırıldı, çok hüzünlendim. Şaban ayının yarısında cuma gecesinde çok içki içtiğimden dolayı yatsı namazını kılmadan uyumuşum. Rüyamda kabir ehlinin kabirlerinden kalktığını ve ben de dahil onlarla beraber haşr olunduğumu gördüm. Ve bir ses duydum. O sese giderek baktım ki normal halinden çok daha büyük bir ejderha, bir yılan gördüm. Ve ondan korkarak kaçmaya başladım. Bir ihtiyar gördüm. İhtiyara selam verdim ve o da selamımı aldı. İhtiyara beni bu ejderhadan kurtar, bana yardım et dedim. İhtiyar adam da ben güçsüzüm, halimi görüyorsun, sen benden daha güçlüsün. Sen yoluna devam et, belki önüne seni bu durumdan kurtaracak birisi çıkar dedi. Ve ben kaçmaya devam ettim. Kıyamet yükseklerinden bir yükseğe çıkarak cehennemin o dehşet verici görüntülerini izledim. Ve oradan ejderhanın korkusundan az kala cehenneme düşecektim. Oradan birisi şöyle seslendi. Sen cehenneme ehil değilsin. Sen cehenneme girmeye layık değilsin diye. Sen geri dön. Ve geri döndüm. Ve o ihtiyar adamı tekrar gördüm. Ona sen niye bana yardım etmedin bu ejderhanın karşısında? Az kala cehenneme düşecektim. İhtiyar adam, ben yaşlı bir adamım. Ben güçsüz, kuvvetsiz bir insanım. Sana nasıl yardım edebilirim ki? Sen biraz daha devam et. Bu dağın arkasında belki sana yardım edebilecek birileri bir ehemmiyet çıkar dedi. O dağa doğru yürüdüm. O dağda bir pencere, 2 tane altından bir kepenk ve yakutlarla süslenmiş bir yer gördüm. Bir perde gördüm. Ve melekler, o perdeleri açın. Belki sizin için orada sizi bu durumdan kurtaracak birileri çıkar diye seslendiler. Perdeler açıldı, kepenkler açıldı. Ve orada küçük çocuklar görüldü. Onların içinde benim kızım da vardı. Ben ağlamaya başladım. Sonra kızım bir nur gibi yanıma geldi. Sol elini bana uzattı, sağ elini ise o ejderhaya uzattı. Ejderha bu sefer arkasına bakarak kaçıverdi. Kız çocuğum yanıma oturarak, ey baba dedi. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesini okudu. Ey baba dedi. Allah-u Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Allah'a iman edenlerin, Allah'tan hak olan inen o kitaptan dolayı Allah'a iman edenlerin kalplerinin ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Diye ayet kelimesini okudu. Ben ağlamaya başladım. Ve sonra kızıma, ey kızım, peki bu dehşet verici ejderha ne demek? Ne manaya geliyor dedim. Kızım bana, o ejderha senin kötü amelindi. Sen hiç iyi amel işlemedin diye kötü amelin yükselmeye başladı. Hep kötü amel işledin ve bu ejderha da güçlenmeye başladı. Ve seni cehennem ateşine atmaya zorladı. Peki kızım, bu ihtiyar adam ne manaya geliyor dedim. Kızım bana, o ihtiyar adam da senin iyi amelindi. Senin iyi amelin zayıf olduğundan dolayı sana yardım edemedi o ihtiyar adam. Peki kızım, siz bu dağda ne yapıyorsunuz dedim. Kızım da, biz bu dağda kıyamete kadar sizin gelmenizi, sizin bizimle buluşmanızı ve sizin için şefaat edeceğimiz günü bekliyorum dedi.
Ve ben o rüyadan sonra sabahladığım zaman Allah-u Teala'ya ihlaslı bir şekilde yaptığım günahlardan ötürü tövbe ettim ve doğru yolda sonuna kadar olmaya devam ettim. Evet kardeşlerim, bir rüya sebebiyle Malik bin Dinar radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, bu derecelere geldi. Biz ne kadar günahkar olsak da Allah-u Teala'ya dönmemiz gerekiyor. Ona tövbe etmemiz gerekiyor. Kıyamet kopmadan önce bizim tövbeye sarılmamız, Allah-u Teala'nın ipine, Kur'an-ı Kerim'in ipine sarılmamız gerekiyor. Allah-u Teala hepimize tez zamanda ihlaslı bir şekilde Allah-u Teala'ya tövbe etmeyi nasip eylesin. Yaptığımız günahları Allah-u Teala affetsin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.